Evet arkadaşlar, herkese günaydın. Bugün Mera'ya geldim saat 6.30 gibi, 6.40 gibi. Ve işin garip tarafı, gece saat 6 gibi yağmur yağmış. Ben uyanıp yola çıktığımda da yağmur yoktu arkadaşlar, yerler ıslaktı ama. Bugün yağışlı diye Mera'ya kimse gelmemiş, bugün tekim Mera'da. Bir avantajım o var, eğer tam balıkların oynak zaman taktırıp koparmazsam, oltayla uğraşmazsam veya patlatmazsam, büyük bir ihtimal bugün yanlış değilse tahminime göre 2-3 parça boş dönmeyecek şekilde balığımızı, nasibimizi alacağız. Bugün hava kapalı ama şöyle bir şey var. Su çok berrak arkadaşlar. Çok berrak olduğu için bu tarz bir pipet taktım. Şöyle göstereyim. Kırmızılı, beyazlı, tüylü. Çok hoşuma gitti işin açığı. Neden hoşuma gitti? Ne diyeyim? Böyle barbun gibi, böyle desenli olması daha iyi bence. Bunu bugün onu deneyeceğim. Tek renk atmayacağım, açık renk atmayacağım. Şu şekilde hoppa, 80 gram bir bombardom var arkadaşlar. Onu bağladım. Takımımı açtım. Saat şu anda 7. Ortalama 7.30-7.40 gibi de yavaş yavaş herhalde oynaklar başlar. Yani şu anda atsak bile aşağıdan gelip alabiliyor hayvan ama ben çok şey yapmak istemiyorum. Ne diyeyim, kendimi yormak istemiyorum. Yani nasip bu sonuçta. Rastgele attığında da alabiliyorsun. Onun için çok kasmadan bir av yapacağım bugün. Bakalım neler yakalayacağız. Takipte kalın. Arkadaşlar saat yaklaşık 7.30'a yaklaşıyor. Daha oynak göremedim hiç. İşin açığı yoldan poğaça aldım. Sabah kahvaltı yapayım burada diye. Çay falan yapacaktım ama çok uğraşmayacağım. Şimdi bunu kuru kuru yiyeceğim. Yani bir tane balık alabilirsem eğer, şayet oynak olursa, yani oynağı bekleyeceğim. Oynak olur da bir tane balık alabilirsem vallahi geçeceğim bir kenara. Hemen kahvemi yapacağım. Bir güzel bir kahve içeceğim. Sonra ortalama bir iki saat daha dener. Oradan da çıkarım. Zaten saat 10'a kadar vaktim var burada. Ama şu anda deniz dümdüz ve gram oynak yok. Geçen bir videoda da bu şekilde olmuştu. Bu saatlerde hiç oynak olmamıştı. Normalde bu saatte olması gerekiyordu. Ama saat 8-9 gibi başladı. Ve çok güzel de balık yaptı o gün. İnşallah bugün de öyle bir şey olur. Güzelce nasibimizi alır çıkarız. Neyse, ben hem manzara izleyeyim hem de kahvaltımı yapayım artık. Yapacak bir şey yok. Evet arkadaşlar, bir tane aldım. Oo, bayağı büyük. Kaçma, kaçma. Kaçma, taşa da girme. Kaçma, 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 kaçma. Kaçma, kaçma. Bayağı büyük. Hayır, 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 hayır. Gel buraya. Ne ya? Oğlum ne yapıyorsun sen? Taşa sürtme. Gel buraya, gel. 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 Hah. Oh. İnşallah nasip olur. Evet, işte bu be. Ah, sen busun be. Sen busun be. Çıktı çıkıyormuş. Arkadaşlar. Yok böyle bir şey ya. Sabah sabah var ya, ne biçim kök söktürdü bana. Ayaklarım titriyor yemin ediyorum ya. Kıyıda aldı hayvan. Taşa sürtecek diye çok korktum. Ama böyle çıktı çıkacakmış kancam. Hatta pipeti sıyırmış. Şuna bakın.
kanca çıktı çıkacak. Güzel bir boy. Rahat herhalde bir kilo, belki geciktir bile. 1,5 kilosu vardır bence rahat. Ama çok güzel be. Şuna bak. Kardeşlerin de gelsin, tamam mı? Evet arkadaşlar, hemen günü garantiledim şimdi. Bir tane balık yeter. Zaten ben buraya zevkine geliyorum. Beni tanıyanlar biliyor. Ben genelde tekneyle açılıyorum. Daha büyüklerini de yakalıyoruz. Ya bu bizim için aslında yemlik bir balık ama tabii kıyıda bu balıkları çıkarmak da gerçekten çok zor. Yani kıyı balıkçılığı kadar zor olan Antalya'da bence hiçbir spor yok, yani öyle söyleyeyim. Çok engelli bir inişi var. Meralar çok az. Çok zor ulaşılıyor meralara. Yani genellikle aslında tekneyle gelinecek meralar buralar. Ama kıyıdan bir şekilde ulaşıp arkadaşlarımız gayet başarılı avlar yapıyor burada veya buna benzer meralarda. Neyse, ben günü garantiledim. Saatim yaklaşık 9'a geliyor. Çok kasmayacağım dedim kendimi. Hemen portatif çantamdan çıkardım ocağımı. Tekrardan göstereyim arkadaşlar, soranlar oluyor. Ya bu aslında nasıl söyleyeyim? İnternet satışı yok arkadaşlar. Yani internette var ama stokta yok gözüküyor. Türk yapımı bir ocak. Hatta bir saniye şu burayı hemen yine mutfağa bir çevireyim. Arkadaşlar ben Antalya'da bir av bayiden aldım bunu. Yani WhatsApp'tan veya Instagram'dan yazarsanız, Balık Bankası zaten Instagram adresimde, veya YouTube'dan videonun altında yorum bırakabilirsiniz. Ben size söylerim nereden aldığımı veya yönlendirme yaparım. Şimdi arkadaşlar, bu ocak, tekrar göstereyim. Bildiğiniz çakmaklara gaz basılan gazlar var ya, kartuşlar. Yani ortalama, mesela şunu çok sormuşlar ya, ne kadar dayanıyor? Arkadaşlar ortalama bir tüp size 4 av götürür. Yani şöyle söyleyeyim, bu 4 avda da yaklaşık 2 litre su kaynatabilirsiniz. Bir sefer balık kızartabilirsiniz veya sucuk veya yumurta tarzı şeyi zaten akşama kadar 2-3 öğün pişirsen hiç sıkıntı yaratmaz size. Yani bir kartuşla ortalama 4 gün yiyeceğinizi içeceğinizi rahatça ısıtabilir, kaynatabilir veya pişirebilirsiniz, öyle söyleyeyim. Çok portatif bir şey, bence tavsiye ederim. Ve şöyle bir şey, sadece kıyı avı ve kamp için de değil, teknede de kullanacağım, çok kullanışlı bir şey. Küçücük bir şey, yani öyle söyleyeyim. 2,5 litrelik bidon büyüklüğünde. Hatta 2 litre bu bidon. Öyle söyleyeyim. Ya bence gayet kullanışlı bir şey. Ve bizim Türkler yapmış. Çok esrarengiz. Genelde böyle şeyler hep Çinler yapardı. Ve gayet kalın metallerden üretmişler. Gayet de başarılı bence. Hatta şu kısmı da döküm yapmışlar. Yani çok değişik bir şey ama güzel bir şey. Neyse, hemen tüpü yakalım. Bak, bunu buraya salıyorum. Hop. Burada bir yaylı kapak var. İçeride de tabii ona göre bir sibop yapmışlar. Yani bu takılı kalsa bile problem yaşamazsınız. Buradaki bana kapalı olduğu sürece gazınız bitmiyor arkadaşlar. Balık çok güzel aldı ya. Vallahi. İki sefer vuruş aldım. Hem de yani nasıl söyleyeyim, kamera açısı görüyordur büyük ihtimal. Hemen şu önümde iki sefer atladı bıraktı hayvan. Ondan sonra açığa yapıştırdım. Hatta yüzen adamlar vardı burada. Bana deniz anasını falan soruyorlardı. Hani deniz anası var mı? Nasıl falan derken. İleriye yapıştırdım. Çok yavaş bir şekilde sarıyordum. Yani nasıl söyleyeyim, levrek aksiyonundan desen yeri var. Böyle dümdüz yavaş yavaş sarıyordum. Şak diye aldı. Ortalama 1,5-2 kilosu vardır bu palamutun. Gayet güzel yani. Evet, ocağımızı ateşleyelim.
Arkadaşlar bu ocak şey tadında balık pişiriyor. Yani nasıl söyleyeyim sana, bildiğin böyle odunda balık pişirir gibi. Niye derseniz, ocağı tam açtığında böyle alevler yükseliyor. Hatta önceki videoda da görmüşsünüzdür. Yani devasa böyle kara tavayı koyacaksın, kenarlarından alev çıkarttıracak. Yani o derece çok sağlam bir şeyi var, ateşi var ocağı. Neyse, ben yavaştan suyumu ısıtayım, kahvemi içeyim. Çok da sizi tutmayayım. Bir kahve içip tekrardan devam edeceğim. Bakalım neler çıkacak. Görüşmek üzere arkadaşlar. Takipte kalın.